Veysel Bey. Aa, Leyla Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Elbette. Oturmaz mısınız? Açıkçası ben bu kadarına cüret edeceğinizi hiç düşünmemiştim. Anlayamadım. Yapmayın Veysel Bey. Bakın Leyla Hanım. Hayır, asıl siz bakın. Sizi kızdıran nedir? Bu. Nedir bu? Çiçeklerle gönderdiğiniz not. Çiçek mi? Bakın, orası benim çalıştığım yer. Resmi bir daire. Tıpkı burası gibi. Ve burası küçücük bir şehir. İnsanlar hakkımda ne düşünür acaba? Bir fikriniz var mı? Çiçekleri ben göndermedim. Ne? Çiçekleri de notu da ben göndermedim. Ama ben... Bana hiçbir zaman o cesareti vermediniz. Ben sandım ki... Bakın Leyla Hanım. Hayatta en iyi bildiğim şey nedir biliyor musunuz? Haddimi aşmamak. İnanın bu konuda üstüme yoktur. Ben çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Bir gün, eğer bir gün benden çiçek alırsanız, notun üstünde ismimi görürsünüz. Mutlaka görürsünüz. Utancımdan ölüyordum Melek Hanım. Nasıl böyle boş bulunup da Veysel Bey'in karşısına dikiliverdim? Canım üzülmeyin bu kadar. Küçük bir yanlış anlaşılma. Hem sonra aklınıza ilk Veysel'in gelmesi de çok normal. Notu okuyunca aklım gitti tabii. Not mu? Ne notu? Çiçeklerle birlikte geldi. Bakmayın bu güllerin böyle mağrur durduklarına. Sizi görünce güzelliğinizden utanıp saklanacak yer arayacaklar. Anne, ben geldim. Aa, merhaba hocam. Merhaba Keremcim, gelsene. Benim çalışmam lazım. İzninizle. Oğlunuz çok tatlı. Biraz da mahcup. Ya, ne demezsiniz? Senden uzakta hep bir şeyler eksik. Gönlümde derman yok. Konuşalım mı biraz? Çalışıyordum. Ne bir abuntu. Çalışmıyordun. Bence hayal kuruyordun. Saçma, imkansız hayaller. Eğer öğretmenine çiçek vermek istiyorsan götürüp verirsin oğlum. Öyle gizlice yollamazsın. Kimliğini saklamazsın. Hele romantik notlar. Anne. Asla romantik notlar iliştirmezsin çiçeğe. Yapamazsın. Çünkü yanlış. Çünkü böyle bir şeye hakkın yok. Bir öğrenci için öğretmen sadece öğretmendir oğlum. Başka hiçbir şey değil. Anlıyor musun beni? He anneciğim? Hı? Anlıyor musun? Çalış. Neden?